Selamlar YouTube ben Yunus Burgu Minecraft 1.18 güncellemesi büyük güncellemesi olsaydı ne olurdu ona bakacağız. Öncelikle video geçmeden önce şöyle videoyu güzel bir 250 like atarsanız çok sevinirim canlar. Bu arada kanala abone değilseniz siz abone olabilirsiniz. Ve zilden de bildirimini açarsanız videolarda haberdar olursunuz canlar. Bak konuşamıyorum bile gene her zamanki gibi dilim dönmüyor. O zaman videoya geçelim. Öncelikle başlıkta 1.19 gördünüz. Benim ağız alışkanlığım 1.18 dedim. Peki neden böyle bir karmaşa var? Mojang kendisi bir açıklama yaptı ki açıklama kısmına da linkini koyacağım. Bakabilirsiniz. Fazla unutmayacağım bu kısmı. Dedi ki biz 1.17 güncellemesini ikiye bölmeye karar verdik. Ki bunu zaten ben snapshot videosunda söylemiştim size. Ama bunu 1.17 ve 1.17.5 gibi bir şey bekliyorduk. Öyle değilmiş. 1.17 ve 1.18 diye ayırmış. Ve bu konseptlerde benim için yalan oldu. <laughs> O yüzden 1.19 güncellemesi adı altında artık çekeceğiz. Bunu da söylemiş olayım. Bu videonun başlığı o yüzden 1.19. Ve hala bu konseptten haberiniz olmayan varsa söyleyeyim. Bu bir konsept. Yani şu. Gelseydi ne olurdu? Abi o gelmez bu gelmez mevzusu değil bu. 1.19 atıyorum bize verildi. Dedik ki siz 1.19'u güncelleyeceksiniz. Biz bu şekilde yapardık kafasında bir video Tamam o zaman hadi başlayalım. Öncelikle büyük güncellemesi dediğiniz zaman aklınıza bir tane şey gelmesin. Oyunda diyecekler ki size bir tane büyü seçin. Daha doğrusu büyü sınıfı seçin. Bunlardan bir tanesi kara büyü, bir tanesi kan büyüleri, bir tanesi simya, bir tanesi bitki büyüsü, bir tane de canlı büyüsü. Tabi sadece bu kadar çok zırh yok. Sadece modların adını hatırlayabilmek için böyle yaptım. Şimdi diyeceksiniz ya bu büyüler ne? Hepsini ayırıp ayırıp anlatıyoruz. İlk önce kara büyüden başlayalım. Kara büyü dünyaya lanetler getiriyor. Ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok lanet birikiyorsunuz de ve siz bunlardan kurtulmak için de bir bakıma kara büyüyü kullanacaksınız. Mesela kullanılan kara büyülerden birkaçı şu. Bir tanesi asalar. Standart bakın gördüğünüz gibi şu anda büyü atıyorum ben. Kara büyüleri fırlatıyoruz şu şekilde bakın taktuk taktuk fırlatıyorum. Sword of Sapping. Bu da düşmanın canını çalan bir kılıç. Siz kara büyücüsünüz ve düşmanın canını emcuk diyorsunuz efendim. Vur, vur, canını fulle Vur vur canını fulle. Bir bakıma can çalıyorsunuz. E dedim az önce karabüyü uğraşınca akıl sağlığımız da gidiyor. Karabüyü biz de uğraşıyor. Bunun için mind shielding plate gibi kendimize takabileceğimiz aksesuarlar gelmeli. Bakın bu şekilde zihin sağlığımızı ve bilgimizi koruyoruz. Diyeceksin ne alaka ya? Olur mu öyle şey? Olur. Neden? Siz kara uğraşıyorsunuz. Karanlık işlere bulaşıyorsunuz. Bu da ne demek? Onlar da sizle bulaşıyor demek ve siz uğraşıyor demek. Bunun için bizim zihin sağlığımızı ve bilgimizi koruyacak. Bakın bilgi diyorum. Çünkü kara öyle üstün körü geçilecek bir mevzu değil efendim. Kara çok detaylı ve oldukça da zor bir şey. Tabi standarttır oyuna başlayınca hani böyle şeyler veriyor. Ben bunları anlatmıyorum çünkü mod tanıtımı değil. Bu bizim konseptlerimiz. Buradan ne iş yaradıklarını, ritüelleri, hani neler yapılabilir görüyorsunuz. Biz sadece güncelleme bu olsaydı ne olurdu diyoruz. O yüzden bunu atabiliriz. Dediğim gibi Kara büyü sizin için fayda da sağlayabilir, zarar da sağlayabilir. Diğer büyülerimiz kan büyüleri. Diyeceksin kan büyüsü derken ne demeye çalışıyorsun? Şöyle demeye çalışıyorum. Oyunda kanınızı kullanarak ya da başka oyuncuların ya da kendinizin kanlarını harcayarak büyü yapıyorsunuz. Bunun en temeli bu. Böyle bir altar buluyorsunuz. Daha sonra yapıyorsunuz. Ve sağ tıklıyorsunuz. Tabi şu anda göremiyorsunuz. Hemen göstereyim. Sağ tıkladıca bakın. Görüyor musunuz? Şunu şöyle bir sağa tıkladım. Şöyle hop sağ tıkladım. Bakın bakın canım gidiyor. Ve bir daha basarsam öleceğim. Ve artık diyecek ki senin kanın bitti. Sen böyle bir bekleme süresine gir diyecek. O yüzden risk atmaya gerek yok. Bu kanlarla ne yapıyorsunuz? Bakın bu kanlarla kendinize küreler yapıyorsunuz. Tabi bu kürelerin hepsinin amacı kendi içerisinde değişiyor. Mesela bakın bu küre sayesinde diyor ki sen kendine neler yapabilirsin. Bakın burada listeler var. Mesela side of lava rigging diyelim. Lava sigil. Mesela şuradan bir lava sicil alalım. Şurayı bir kıralım. Sağ tıklayalım. Bakın şuradaki kan gitti. Dikkatiniz çekti mi? Neden gitti? Çünkü ben kanımı kullanarak az önce buraya lava aktardım. Kanınızı kullanıyorsunuz. Sadece bu da değil. Mesela şunu bir aktif edelim. Şu hop shift sağ tık yapalım. Bakın görüyor musunuz? Burası buz oluyor efendim. Mesela başka neler var? Sigil of Green Grove var. Bakın dikkatiniz çekti mi? Bastığım gibi büyüdüler. Gene kanınızı kullanıyor gene. Ya da fast miner. Basıyorsunuz artık daha hızlı tıklıyorsunuz. Daha su daha hızlı kazıyorsunuz. Elimin hareketini anlamışsınız zaten hızını. Konuşamadım. Daha fazla buna bulaşmayalım çünkü diğer büyülerimiz de var. Simya. Simya nedir? Hemen söyleyeyim. Eşit takastır. Eşit takas nedir? Bakın. Blokların üzerinde EMC denen bir şey var. EMC diye bir şey var. Şimdi buna da takılırlar. Abi EMC değil EMC. Ben böyle demeyi seviyorum kardeşim. Sana ne? Allah'ım yarabbim. Şimdi işin şakası bir yana. Bu EMC'ler ile. Bakın. Bir EMC ne demek? Bunun tanesini fiyatı 1 TL gibi düşünebilirsiniz. Bunun fiyatı da 32 TL. Yani bunu şöyle göstereceğim. Buradan bir tane enerji kondansır aldım. Bunun daha farklı şeyleri var şimdi mod tanıtım olmadığı için detaya girmiyorum. Buraya diyorum ki ben ağaç istiyorum ama fiyatı 32 TL. O zaman kırmızı kum koyarsam bu 32 TL karşına bana bir tane sapling verecek. Ki bu elmaslar için de geçerli. Ne diyor? Elmasın fiyatı 8000. Altının fiyatı ne kadar? 2048. 4 tanesi bir elmasa denk. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki ben elmas istiyorum. Atıyorum altınlarımı. Bir tane elmas alıyorum. Simya eşit takas. Şimdi diyeceksiniz ya bunun büyücülükte ne işi var? Simya aslında bir bilim. Pek büyücülüğe kaymıyor ama iksir üretimi de sağlıyor. Mesela neler var? Burada madenleri görmenize yarayan şeyler var. Bunu atıyorsunuz ve siz artık demirlerin yerlerini görebilirsiniz. Bakın Artık ben demirlerin yerlerini uzaktan görebiliyorum. Böyle kırarsam kumdan da nefret ederim. Bakın altında demir var. Bir simyacısınız yani. Eşit takas. Bir de bu modun eklediği zırhlar var. Tabi bu zırhlar çok güçlü onu geçeceğim. Hani bu mod tanıtım değil dediğim gibi. Sadece bu da değil. Oyunda sizin kullanabileceğiniz farklı farklı materyaller var. Kendiniz ölümden kurtarabileceğiniz, etrafı hızlandırabileceğiniz, zamanı durdurabileceğiniz bir sürü farklı materyal var. Tabi bunlar da EMS yani EMC kullanılarak yapılıyor ki pahalılar. Bakın şöyle düşünün bir stek elmasın EMC değeri 500 bin. Ama buradaki malzemelerin 3-4 milyon falan. Yapımları kolay değil yani. Demeye çalıştığım şey şu. Burada lanet vardı. Burada kan vardı. Burada eşit takas. Şimdi gelelim bitki mevzularına. Siz bir bitki büyücüsüsünüz. O ne demek la falan derseniz hemen açıklayayım. Bitki büyücülerinin temelinde şu yatar. Dünyadaki her bitkinin içinde bir miktar enerji bulunur. Ve biz bu enerjiyi kullanarak faydalı şeylere çevirebiliriz ya da zararlı şeylere çevirebiliriz. Her şey gene sizin elinizde olacaktır. Mesela iyi ya da kötü neler var bir göstereyim. Burada kullanabileceğiniz farklı farklı malzemeler var. Ve bu asaları ve benzer şeyleri kullanmanız için mana tablet lazım. Mana tablet bu bitkilerin içindeki enerji depolayan şey. Şimdi bakın bu asayı kullandım. Görüyor musunuz? Yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Şimdi bunu nasıl gösterebilirim? Koyuncuğum sen şöyle bir gelişine bir koysam. Hadi. Hah, yanıyor. <laughs> Buraya giden yanıyor. Ya da Road of Highlands. Diyeceksiniz bu ne alaka? Toprak koyarsınız. Bakın bu şekilde. Yani bir bakıma. isterseniz etrafı kaosa sürükleyebilirsiniz. Bu elimdeki asa ile ki az önce de gösterdim. Ya da iyi amaçlı için kullanabilirsiniz. Tamamen size kalıyor. Her şey size kalıyor. Bakın ısıtmak için de kullanabiliyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Bildiğiniz elinizdeki asayı ısıtıyorsunuz. Ama tabii unutmayın. Bunu ısıtmanız için ya da bunları kullanabilmeniz için bir şey şart. Bitkilerdeki manayı kullanmanız lazım. Yani bitkilerdeki güçleri elde etmeniz lazım. Bunları elde etmenin bir sürü yolu var. Güneş enerjisi sınırsız ama az verir. Yakıt yani kömür. Kömür kullanabilirsiniz ama sınırlıdır. Lav kullanabilirsiniz. Su kullanabilirsiniz. Artık bu büyücülüğün içine girince öğreneceğiz şeyler. Şimdi gelelim en değişik olanına. Dedim ya az önce hayvan büyücüsü diye. Aslında hayvan büyücüsünden ziyade olay şu. Siz kaplumbağa lordu gibi bir şeysiniz. Daha doğrusu kaplumbağaları kullanarak büyü yapıyorsunuz. Şimdi bakın, en basinden bu yani. Bas üstüne patlasın gitsin. Hop! Koldronudur, zırhlarıdır. Bunlar kaplumbağa kullanılarak yapılıyor. Bakın, görüyor musunuz? Skat Bakın Turtle Essence. İşte Zümrüt. Yani siz aslında kaplumbağaları kullanarak büyü yapıyorsunuz. Ve diyeceksiniz bu ne işe yarıyor? Denizlere hükmetmenize. Bir büyücü olarak hep karada havada mı yaşayacaksınız? Tabii ki de hayır. Suya da dalacaksınız. İşte bu canlılar sayesinde. Ki bunların sadece bir varyasyon da yok. Bunun cehennemde olan magmatik kaplumbağaları da mevcut. Şöyle bakabilirsiniz. E tabii suya girince hasar diyor ona yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Nedir için tasarlanmış bir şey suya atarsan böyle olur. Bunlarla beraber kendinizi can basabileceğiniz, suda sonsuz nefes alabileceğiniz, hızlı yüzebileceğiniz, bir bakıma suyun altında hükmedebilmenizi sağlayacak her şey bu büyülerde saklı. Ki burada da zaten nasıl yapacağınızı ben ne yapmam lazım ki bunları kullanabileyim demeniz için bir kitap var. Tek tek size ne yapacağını söylüyor. Ki zaten Minecraft'ta böyle bir güncelleme gelirse biliyorsunuz Türkçe'de olacaktır zaten. Bu bir gerçek. Yani uzun lafın kısası aslında şu. Oyuna 5 adet büyü şekli ekliyoruz ve bunların her birinin kendine ait dezavantajı ve avantajı var. Ve sizin ilgi alanınıza göre eninde sonunda birisi ilginizi çekecektir. Kan büyüsüyle mi uğraşmak istiyorsunuz? Kara büyümü? Ya da ben etliye sütlüye bulaşmayayım. Benim bela başıma gelmesin. Ben madenimi yaparım. İşte güneş enerjimi kullanırım. Ne güzel kendime böyle ekipmanlar yaparım diyeceksiniz. Ya da ben bitkileri çok seviyorum. Bitkilerin içindeki manayı kullanarak büyüler yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ya da ben sulara hükmedeceğim. Sularda uzun uzun yaşayacağım. Su altında yaşamak istiyorum deyip kaplumbağa büyücüsü de olabilirsiniz. Tamamen sizin isteklerinize bağlı gelişecek bu. Tamam o zaman bir dahaki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.